Herkese selam gençler. Önemli konulardan bir tanesi itme momentumla beraberiz arkadaşlar. Takvimimize bir bakalım nasıl bir program izleyeceğiz ona bakalım isterseniz. Şimdi itme momentum dersi bu hafta görüyorsunuz ve sonrasında şurada da ben soru çözümü dersini yapacağım çocuklar. Şurada bakalım nedir? İtme momentum iki dersi var gördüğünüz gibi. Bu hafta biraz itme momentumla geçecek. Öncelikle bu itme ve momentum nedir? Ona girmeden önce şurada kağıda girmeden önce hemen ufak bir açıklama yapacağım. Çünkü momentum deyince biraz gözümüz de korkuyor. Ne olduğunu tam olarak bazen kavrayamayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir cisim gidip de bir duvara çarptığında oluşturacağı etkidir. Yani momentum biraz çarpışmayla alakalı bir konu. Şöyle söyleyelim. Diyelim ki burada bakın bir cismimiz var çocuklar bu cisim bir araba da olabilir. Bu, bu tarafa doğru giderken burada da bir duvar olsa duvara çarptığında ne kadar etki oluşturacağı hem kütlesiyle hem de hızıyla orantılıdır. Yani hızlı gidersen hızlı duvara çarparsan o zaman çok etki oluşturursun. Ama kütten fazla olursa daha da çok etki oluşturursun. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradaki çarpma konusuna hız dememiz yeterli yeni bir tanım yapmamız gerekiyor. İşte adam ona ne demiş bakın ona momentum demişiz. Momentum demişiz. Momentum'u P harfiyle göstereceğiz. Kütlemizle hızımızın çarpımı olacak. Örnek verirsek diyelim ki bu cisim 2 kilogramsa hızımız da buradan V eşittir 5 metre bölü saniye ise mesela o zaman demek ki bizim momentumumuz ne kadardır? 2 çarpı 5'ten eşittir 10'dur. E birimi de nasıl ifade ederiz? Kütleyi çarptık görüyorsun. kilogram çarpı bir de nedir? Metre bölü saniye. Birimi de görüyorsun böyle bulabiliriz. O zaman ben şimdi kağıdıma geleyim. Demek ki momentum neymiş bakın söyler. Momentum arkadaşlar e, kütleyle kütleyle bakın nedir? Hızın çarpımıdır diyoruz. Ve e, momentum e, cismin hareketliliğinin bir ölçüsüdür. Yani bir cismin bir yere çarptığı zaman orada oluşturucu etkinin bir ölçüsüdür. Peki skaler midir, vektörel midir? Bakın içinde hız olduğuna göre. Şuraya da yazalım formülü bir daha. E, şuraya yazmışım zaten. M çarpı V'dir arkadaşlar. Bakın hız vektörel olduğu için momentum nedir? Ne Vektöreldir. Bakın bunu bir daha ifade edelim. Vektörel diyoruz. Ve SI birim sisteminde birimi nedir dedik. Bakın kütlenin birimi kilogramdır. Çarpı hızın birimi de metre bölü saniye olduğu için demek ki birimiz kilogram metre bölü saniyedir diyebiliriz. O zaman itme olayı var ama itme olayına gelmeden önce ben gene şöyle ufak bir açıklama yapacağım. Şimdi momentumu zaten biz bir sonraki derste özellikle daha detaylı bir şekilde yapacağım. Çünkü momentum çarpışmalar falan var biliyorsun. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Esnek çarpışma, esnek olmayan çarpışma var. Bunların detaylarından ikinci derste biraz daha detaylı bahsedeceğim. Bu derste biraz daha itme ağırlıklı yapacağım açıkçası. O zaman şöyle yapalım mı? Şuraya gelmeden önce gene ben şöyle boş kağıtta anlatmayı seviyorum. Bir mevzuyu bir anlatayım ki e, daha detaylı bir olayı ifade edeyim şöyle. Der. Demek ki bakın neymiş? Bir cismin bir cisim varsa şurada bakın şurada bir cisim varsa bu cismin arkadaşlar hızı varsa momentumu da vardır. E sen de öyle değil mi? Bak sen de diyelim ki yolda yürüyorsan mesela kaç kilogram olabilirsin? M eşittir 60 kilogram olduğunu düşüneyim senin. E yolda diyelim ki V eşittir 3 metre bölü saniye hızla yürüyorsan senin bir momentumun var sonuçta. Niye? Çünkü giderken birine çarpsan, bir omuzun çarpsa veya bir, bir yere çarpsan Orada bir etki oluşturursun. Demek ki şöyle der, senin şu anda momentumu ne kadar? E, 3 kere 6 18 yani 180 kilogram metre bölü saniye kadar bak bir momentumumuz var. Peki bir cismin bir momentumu olabilir. Burada mesela ilk durumdaki ilk diyelim. İlk durumda şöyle der. Momentum olsun. Şurada 10 olsun. Peki ben bu cisme bir kuvvet uygulasam ne olur acaba? Bak cismi şöyle bir kuvvete itsen. Yani bir F kuvvetiyle itsek ne olur şöyle der. Cismin hızı ne olur bana söyleyebilir misin? Bir daha soruyorum. Cisme bakın şurada bir kuvvet uyguladım. Zaten hızlı olan bir cisimdi ya da duran bir cisimdi. Kuvvet uygularsam ne olur? Cisim hızlanmaz mı? Hızlanır. Peki hızlanan bir cisim momentumu da şu formüle göre m çarpı V formüle göre çocuklar artar mı? Artar. Yani bu cisim momentumu ne oldu mesela? Diyelim ki 30 oldu. 30 oldu. İşte buradaki momentum yani hız niye arttı arkadaşlar? Kuvvetten dolayı. Sen çünkü cisim ne yaptın? İttin. Dolayısıyla cisme ne yaptın? Bir itme uyguladı Demek ki buradaki kuvvet cismin momentumunu artırdı. İşte oradaki momentum değişimine biz burada itme diyeceğiz. Cismi ittiğimiz zaman bakın bunu ile göstereceğiz. Momentum değişimidir diyeceğiz. Fakat buradaki bunun vektörel bir değişimi olduğunu hemen ifade edeyim. Burası önemli ayrıntı. Yani bu soru için bakarsam momentumumuz 10'dan 30'a çıktığına göre momentum değişimine kadar? 20. İtme ne kadar? 20. Demek ki bakın momentum değişimi e, şu anda bu örnek için kadar 20 diyebiliriz. Peki itmenin bir formülü daha var. Sen şimdi cismi ittiğin zaman bir F kuvveti uyguluyorsun ya şöyle söyleyelim. İtme şu şekilde de bakın bulabiliriz. F çarpı T veya delta T de diyoruz burada. Demek ki F çarpı T ile de bulabiliyoruz. Olayı özetlersek sevgili arkadaşlar olayı özetlersek demek ki sana itme sorduğu zaman bakın itme sorduğu zaman momentum değişimiyle ya da f çarpı t ile hangisi bunlardan uygunsa o formülü kullanarak ben burada itmeyi bulacağım. Peki bakalım şimdi şu kağıda kaldığımız yerden devam edelim. İtme demişiz çocuklar. E, i̇tme ne diyeceğiz burada? Kuvvetle f ile zamanın çarpımıdır olarak ifade edeceğiz. O zaman ben burada F ile T'yi çarparsam formülü ne diyeceğim? Az önce dediğim gibi bak F çarpı T veya kitaplarda hep böyle görürsün. F çarpı delta T olarak görürsün. Ee, birimi nedir peki? Birimi çocuklar momentum birimidir veya bak burada F ile Newton'la saniye çarptığın için Newton çarpı saniye diyebiliriz. Ee, pardon şuraya şeyi yazacaktım. Şuraya vektörel diyecektim arkadaşlar. Vektörel bir büyüklüktür yine. Sonuçta momentum değişimi olduğu için. Burada da birimi de ne diyecektik? Newton çarpı saniye diyeceğiz. Ve grafikler. Bakın karşımıza çıkacak. Grafikler. Şurayı bir özetleyeceğim. Merak etme. Biraz kafamız karışmış olabilir. Bu momentum nedir? İtme nedir? Biraz kafamız konuşuyor. Çocuklar bir grafiklerde her zaman benim karşıma çıkıyor. Şimdi bir grafiğin biliyorsun ben alanını ya da eğimini bulurum. FT grafiğini diyorlar. Alan bulacağız. Yine onunla ilgili sorular çözeceğim. Ve şuraya bakarsak kuvvet zaman grafiğinde altta kalan alan bana neyi verecek çocuklar? İtmeyi verecek. Bunu nasıl anlayacağım dersen e, F ile T'yi çarpıyorsun. Sonuçta F ile T'ni çarp bana itmeyi verdiğine göre burada itmedir diyeceğiz. E, demek ki şurada şu kağıttan en önemli anladığımız şey nedir? Bana demek ki itmeyi sorarsa itmeyi I harfiyle veya I harfiyle gösteriyoruz. Ya F çarpı T ile bulacakmışız veya itmeye bakın momentum değişimini bulacakmışız. İşte bu iki şey bu kağıdın özetidir diyebiliriz. Peki bakalım şimdi. Peki bakalım attık buraya. İtme az önce söylediğim gibi F çarpı T'dir dedik arkadaşlar. Bakın itme ile çizgisel momentum arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. Bunu da nereden geldiğini ifade etmek istiyorum ben sana. Şimdi F eşittir M F M çarpı A diyelim. Çarpı delta T çözüler veya T. A da V bölü T değil midir? Yani M çarpı A demek şöyle derdi. Bakın delta V bölü delta T'dir. Çarpı delta T diyelim. Şu delta T'ler götürdüğünde bakın görüyor musunuz? M çarpı delta V işte bakın buradan geliyor. Demek ki biz burada itmeyi az önce söylediğim gibi itmeyi şöyle der. Ee, buradan delta P olarak da gösterebiliriz. Burada da şöyle bir ispatını yapmak istedim açıkçası. Bir de şimdi kinetik enerji ile momentum arasında bir ilişki var. Bu da karşımıza çıkıyor. Bu da soruluyor. Şöyle yani. Kinetik enerjinin formülü neydi hatırlıyor musun? Kinetik enerji şöyle. 1 bölü 2 m ve kare. Güzel. Şimdi 1 bölü 2 bakın 1 bölü 2 çözücüler m ve kareye m çarpı v kare olduğu için ben bunu şöyle yazabilir miyim? m ile çarpıp m'e bölsem m ile çarpsam bakın burası m kare olur. Bir de m'e bölsem böyle yazabilirim. O zaman böyle yazdığımda dikkat ederseniz şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası momentumun karesi oldu. Momentum karesi oldu. Demek ki bakın ben buradaki e, buradaki 1 bölü 2 1 bölü 2 P kare bölü M olarak yazabilirim. Veya e, bunu da birleştirirsem demek kinetik enerji bakın neymiş P kare bölü 2M olarak yazabilirim. Böyle de bir formülü bilmemizde bana kalırsa fayda var. Bunu da bilelim. Şöyle. Peki bir soruyla geliyorum. İşte bu soru çok önemli bir soru. Her kitapta üniversite sınavında yazılarda bu soru hep birinci soru olarak sorulur. Öğretmen bunu anlattıysa bunu sorar ve üniversite sınavında çok fazla çıktı. Bakalım şimdi. İki tane soruyu burada ayrı ayrı sormuşum bak. Şimdi yatay düzlemde hareket eden e, K cisminin engelle etkileşim süresi K cismi görüyorsun şöyle 0.1 saniyeymiş. Evet. E, L cisminin etkileşim süresi ne kadarmış? Bu da 0.2 2 saniyeymiş. Yani iki tane soruyu aynı anda göstereceğim. Cisimlerin engeller tarafına uygulanan kuvvetleri soruyor. Şimdi bakın bunu nasıl bulacağız? Biz burada istersen şöyle soralım mı? A şıkkı diyelim. A şıkkı bakın burada bir itmeyi soralım. İkisi içinde. B şıkkı da çöder. Engellerin uyguladığı kuvveti soralım. İkisi de çünkü sana sorulacak. Peki nasıl yapacağız? Özellikle önceki itmeye bakarsam. Şimdi itmeye ben ne dedim? İtmenin formülü bakın dedim ki F çarpı T dedim. V arkadaşlar veya itmenin formülü ne dedik burada? Delta P dedik. Yani momentumdaki değişim dedik bakın. Ee, ben şimdi buradaki itmeyi nasıl bulacağım? F ve T bana burada verilmemiş. O zaman ben burada ne yapacağım? Momentum değişimini alacağım. Ve evet, momentum bir değişimi neydi? Vektörel bir büyüklüktü bakın. Buradan alacağım. Şimdi beraber bulalım. Mı? Bu cismin ilk momentumu bakın. Cisim sola doğru gidiyor. Neydi? ile V'ni çarpacağız. İlk momentum olurken bunu M'i ne kadar? M'i 800. Tabi bunu biz kilograma çevirmemiz lazım. 0,8 çarpı. Hızı ne kadar verilmiş? 6. 6 kere 8'den 4,8. 4,8. Peki çarptıktan sonra bakın ne tarafa doğru gidiyor çocuklar? Bu tarafa doğru gidiyor. Son momentumu da hesaplayalım. Son momentumu da yine 0,8 çarpı 4'ten. E bu da bakın ne yapar? 3,2 mi yapar? Evet. Şimdi itmeyi ama bulmak için itme neydi bakın? İtme momentum değişimi dedi ya. Momentum değişiminde de son momentum eksi ilk momentum demektir. Ee, biliyorsun bu değişimler deltalar hep son eksi ilk'tir. Bu ne demek? Yani ilkin önünde eksi var. Sonu aynı yazacaksın. İlki ters çevireceksin anlamına geliyor. Şu ilk var ya şu ilk böyle bak kalemlerin yönüyle göstereyim. Sonda böyle. Son şu Bak dikkat et. Son bu. Sonu ellemiyorsun. İlki çocuklar ne yapıyorsun? Vektörü dikkat Şöyle ters çeviriyorsun. Şunu da yapayım istersen. Sonu aynen yazıyorum. Son momentum ne kadardı bu? 3,2 idi bakın. Şöyle yazayım. İlk momentumu da ters çevirsem şu tarafa doğru ne olacak? 4,8 olacak. O zaman bunların bileşkesi eşittir. Şuraya doğru ne yaptı bakın? 7,8 mi yaptı? İşte şöyle der, Bizim itmemiz nedir? 8 Newton çarpı saniyedir. Diyebiliriz. Bunu bulduk. Bir de 5'lik var. Kuvvet var ama kuvveti Birazdan göstereceğim. Şöyle ayırayım isterseniz. Şimdi bir de B şıkkına yani şu sağdakine bakalım şöyle. Burada ilk momentum kaç? İlk momentum şu bakın. Şuraya doğru gidiyor. M ile çarptım iki kere ondan. Şöyle yazalım. İlk momentum çocuklar ne kadar? 20. Son momentum peki ne kadar? Yönlere de dikkat edin. Son momentum ne kadar? Bakın o da 20. E ne yapacağız? Sondan iki çıkartacağız. Şöyle yer bakın. Son momentum aynen yazıyorum 20. İlk momentum da şöyle ya. Bunu ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum bakın. Bu tarafa doğru 20. Şimdi bunun arasındaki açı ne oldu? 45-45 90 değil mi? Şuraya koyarsak iki vektör arasında 90 derece varsa bileşke ne oluyordu? Bir hatırlayalım. Şuraya doğru ne olur? 20 kökü olur. Güzel. Bakın bu tarafa doğru yöder. 20 kökü olur. Newton çarpı zaten. İşte böyle itmeleri gördüğünüz gibi şöyle bulmuş olduk. A şıkkını buldum. Peki B şıkkını nasıl bulacağım? Şöyle B şıkkını da şöyle bulacağım. Şuradaki boşluklarda yapayım. Biraz e, uzun bir soru yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın itme eşittir. Kuvvet sorduğu zaman kuvvetin geçtiği formül bu sonuçta. Başka formül yok. E bakın ben soldaki soruda itmeyi ne buldum? 8 buldum. Eşittir. F'i bilmiyorum. Çarpı. Süreyi ne vermiş bana? 0,1 vermiş. Her iki tarafı 0,1'e bölersen bakın F eşittir. Buradan ne çıkar? 80 Newton çıkar. Bakın görüyor musun? Birinci 80 i olarak buldum. İkinci de de şimdi yapıyorum. İtme eşittir. F çarpı T. Burada bakın itmeyi ne buldum? 20 kök 2 buldum. Buradaki süremiz ne kadar bakın 0,2. 0,2 olarak yazarsam. E şu ikiler giderse 10 olur 100 olur çocuklar burada da. F eşittir 100. E bakın orada da ne var? Kök 2 var. F kök 2 Newton olmuş oldu. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde bu soru kesinlikle bilinmesi gereken bir soru dediğim gibi. itme deyince ilk aklımıza gelen sorulardan bir tanesidir. Şimdi de atışlarda itme olursa nasıl olacak? Biraz atışlarla birleştirerek bir soru verdim açıkçası. Şimdi bakalım buradan 15 metre bir saniye hızla ben bunu atmışım. Bundan önce şöyle bir şey yapayım mı? Bundan önce şöyle bir şey yapayım. Bakın bu soru bir dursun. Onu yapacağım. Şimdi çocuklar atışlarda itme sorunu olsa nasıl yapıyoruz? Diyelim ki M eşittir. M eşittir. 3 kilogramlık bir cisim var burada. Bakın bu cisim şöyle yere düştü diyelim ki. Şurada da H eşittir. 20 metre bölü saniye olduğunu düşünelim. Şimdi atışlarda hatırlayalım. H bir 1 bölü 2 gt kareyi kullanabiliriz. Ee, burada bize neyi soruyor? İtmeyi sorduğunu düşünelim. Şöyle. İtmenin formülü nedir dedik. F çarpı delta t. Bakın itme deyince her zaman iki formülü düşüneceksin. Burada çocuklar şu daha mantıklı oluyor. Birinci formül daha mantıklı oluyor. Neden? Ee, çünkü f ve t'yi bulmak biraz daha kolay oluyor. Şimdi şöyle bakın bunu ben 5-15 ile yapabiliyordum hatırlarsam. 5 Sonra da 15 düşüyordu. Toplam 20 metre yani kaç saniyede 2 saniyede düşmüştür diyebilirim. Ya da aşağıya eşittir 1 bölü g gt kareler. Şunu da metre yazacaktık. Metre bölü saniye yazmışım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Peki burada F yerine ne yazacağım? Yani bu cismi uygulanan kuvvet nedir? Hani sen bu cismi şimdi atış ya bu. Ben bu cismi bakın kalemi buradan bıraktığım zaman ben bunu ellemiyorum. Kendi başına düşüyor sonuçta. E buna ne kuvveti uygulanıyor? Yer çekimi kuvveti uygulanıyor. Demek ki F çarpı D derken buna yer çekimi kuvveti bakın ne kadar? 30 Newton çarpı. E sürede ne kadar bulduk bakın? 5, 15, 2 saniye bulduk. Yani buradan itme ne kadardır diyeceğiz? 60 Newton çarpı saniye diyeceğiz. Demek ki atışlarda söylediler ben buradaki F çarpı T'yi kullanabilirim. Bir bakalım o zaman şöyle kağıdımı kenara alayım. Burada bakın bana itmeyi vermiş. İtmeyi vermiş. O zaman şöyle formülü hemen yazalım mı? İtme eşittir F çarpı delta T dedik. İtmeyi bakın 40 olarak vermiş. Yerine koyuyorum. 40 eşittir. E başka F var mı? F e, yani şöyle var. 2 kilogram diyor çocuklar. Buna yer çekim kuvveti ne kadar olacak? 20 olacak. O zaman sen buna 20 diyebilirsin. Yani şuna 20. F'e 20 diyebilirsin. Çarpı. Delta T demeyeyim ben bunu T diyeyim istersen. O zaman buradan T eşittir. Bakın ne çıktı? 2 saniye mi çıktı? F eşittir çocuklar. Buradan T eşittir. 2 saniye olarak çıktı. Peki şimdi X mesafesi ne kadardır diyor. Şimdi ben atışlarda X eşittir VT'yi kullanıyordum hatırlarsan. Hangi V'yi alacağım? Yatay V'yi alacağım. Yani V burada ne kadar? 15. Çarpı sürede 2 ise buradan da ne kadar çıktı? Bakın 30 çıktı. Yani A aşkını görüyorsunuz. Ben burada 30 metre olarak bulmuş oldum. Haş yüksekliği ne kadardır? Diyor ki atıştan 5-15. E süre 2 saniye bulduk ya. 5-15 arkadaşlar. 5 metre ve 15 metre olduğuna göre toplarsak burada ne kadardır? 20 metredir. Bakın yani buradan atışla bağlandık E, Momentum değişimi. E, yeri da momentumu ne kadardır diyor. Şimdi momentumu bulmak için şöyle hızı bulmanız lazım. Bakın bir cisim biliyorsunuz buraya düştüğünde yatay hızı hiç değişmez. Yatay hızımız ne kadar? Bakın 15'tir. Peki dikey hızımız ne kadardır? 2 saniye düştüğüne göre 10-20 hatırlarsanız bunu atışlarda bunlardan yapmıştık. 15-20 bunun bileşkesini nasıl bulacağız peki? Pisagor'dan bulabilirsin veya 3-4-5 üçgeninden bulabilirsin. Bu 3'ün 5 katı bu 4'ün 5 katı o zaman burası da 5'in 5 katı. Yani yere düşme hızı bakın 25 metre bölü saniye olacak. E, momentum soruyor bana. Momentum e, M çarpı V. M'i bakın burada 2. Hızını da tabii bileşik hızını bulmamız lazım. 25 bulduk. Orada bakın momentumumuz 50. M ile V'yi çarptığına göre kilogram metre bölü saniye diyebilirsin. Değil mi? Şu şekilde diyebilirsin. Öyle. Demek ki gördüğünüz gibi bir soruda atışlarla özellikle bu çok birleştirilir. Onu bileceğiz. <laughs> Peki grafikler. Az önce gene bir bahsettik ama. Bakın kuvvet zaman grafiğinde arkadaşlar. Altta kalan alan. Altta kalan alan. Yani biz ne yapmış oluyoruz aslında buradaki alanı bulurken bakın şuradaki alanı bulurken f ile t'yi çarpmış oluyoruz. Ve bu da dolayısıyla neyi vermiş oluyor arkadaşlar? İtmeyi vermiş oluyor. Veya momentum değişimi vermiş oluyor. Dolayısıyla cismin momentum zaman grafiğinin eğimi, şöyle der, bir momentum zaman grafiği eğimi, eğim demek bölmek demektir bakın. Eğim demek bölmek demektir. Alan demek çarpmak demektir. E, momentum zaman grafiğinin eğimi demek bakın. Yani p bölü t anlamına gelir. Şöyle der, p bölü t anlamına gelir. E bunu da şuradan bulabilir miyiz? Bakın nereden geldiğini ifade edilmişim. İtmenin formülü neydi? F çarpı T idi. Bu da aynı zamanda itmenin diğer formülü de P idi. Bunu payda yatarsanız bakın P bölü T oluyor. P bölü T de dolayısıyla bana neyi veriyormuş? Buradan eşittir kuvveti veriyor. Yani demek ki neyi veriyor Kuvvet. Kuvveti verir. İşte bu iki grafiği burada bilmemiz gerekecek. Peki şöyle bir <laughs> o zaman bir soru yapalım isterseniz. FT grafiğinden buradan bakın. Bunun momentum zaman grafiğine bir geçelim. Alttaki alan bana neyi verecekti? İtmeyi verecekti. İtme de söyler. Momentumdaki değişimi yani artışı verecek bir nevi. O zaman bakalım şimdi birinci alan ne kadar? 2 F çarpı T 2 diyelim. Alan 2 dersek bakın birinci alanımız şöyle der. 2'ye kadar gelecek demektir. Buna da 2 P diyebilirim şöyle. Hızımız 0 olduğu için momentumumuz da 0. Şuradaki alana bakarsam eksi. Şurası 1 değil mi? 1 T çarpı 1. 1 kere 1'den 1 ama eksi 1. Eksi 1 ne demek? Yani momentumumuz 1 azalıyor demek şöyle bir azalırsa bakın burası P'ye gelecek. Şuradaki kırmızı çizgiye bakın burası nedir? Sıfır. Yani ne demektir? Momentum değişimi yok. Şöyle olabiliriz. Şuradaki alanda ne kadar arkadaşlar? Eksi 2. Değil mi? Eksi 2 olduğu için. Birden eksi 2'ye geleceğiz. Yani eksi 2 dediğimizde yani eksi 2 azalacak demek. Dolayısıyla nereye geleceğiz? Eksi P'ye geleceğiz. Ee, şöyle yapalım. Zamanı da koyalım isterseniz. Şurada demek ki ne oldu? T. Şurası bakın 2T. Ee, şurası 3T şurası 4T değil bakın şurası 4T şurası 4T oldu gördünüz mü bakın böyle bir geçiş yaptık e buradan buraya geçmek için de arkadaşlar o zaman neyi bulmamız lazım Bilmiyorum, kuvvet ya bakın buradan buraya geçmek için de o zaman eğimi bulmamız lazım diyeceğiz o zaman ödüllü da yapıyoruz. Bu ödüllü soruyu biliyorsunuz hafta sonu çözümünde ben bu itmeyle ilgili farklı soru tipleri de nasıl çıkabilir ve özellikle ikinci dersi kaçırmıyoruz. İkinci derste asıl olay gerçekleşecek. Çünkü bu çarpışmalar falan var ya. Hani itmeden de sorabilir. Bu çarpışmalardan da sorabilir arkadaşlar. İkinci derste o zaman çarpışmalarla görüşürüz.